Evet sayın seyircilerimiz, İzmir'deki güzel günlerimize devam ediyoruz. Aslında güzel tesadüflerle de karşılaşıyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Faruk Bey'in halasının oğlu İbrahim Hakkı kendileri buraya gelince tabii Faruk Bey'i tanımadığını beyan ettiler. Hiç görüşememişler. Biz bu vesileyle bu güzel organizasyonun anısı içerisinde bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi Hakkı abimiz yanımızda. İnşallah kendisine kısaca bir söyleşi yapalım. İbrahim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet uzun süre görüşememişsiniz. Faruk'un olduğunu biliyordum ben. Evet. TV'de de olduğunu biliyordum. Tesadüf işte İzan'dan yine teyzemin oğlu Servet Özdemir beni aradı. Böyle etkinlik olduğunu söyledi stand falan. Ben İzmir'de oturduğum için geldim böyle gezerken Bitlis TV'yi gördüm. Faruk'un da burada olduğunu daha evvelden yine Daimin oğlu Metin söylemişti bana. Tesadüf uğradığımda sordum. Burada dediler. Ben de görmeden gitmek olmaz. Bekledim. Neticede ilk defa karşılaştık. İyi ki karşılaştık. Çok sevdiğim dayım Cahit Bey'in oğlu. İyi olmuş. Standları gezdim. Hakikaten çok güzel. Bitlis'e yakışır bir şekilde. Dört dörtlük. Zaten anne tarafı Bitlis'te olunca da kanımız biraz çekiyor. O yüzden ben yine hepinize teşekkür ediyorum. Bir vesile tanışmış olduk. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet müdürüm. Güzel bir tesadüf olmuş. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok güzel bir olayla karşılaştık. Yani Bitlis tanıtım günlerinin böyle bir güzel bir işe vesile olması bizi ayrıca mutlu etti. Hiç görmediğim bir halamın oğlu kendisi Erzincan doğumlu. Aslında aslen İzan doğumluymuş. Daha sonra Erzincan'da büyümüş. Erzincan'da bizim rahmetli bir Sevim halamız vardı. Öz halam oğlu. Çok memnun olduk. Çok hoş işte bu bir araya gelişlerin böyle güzel muhakkak ki bizim dışımızda da onlarca örneği olmuştur. Yani bundan şüphemiz yok yani. Teşekkür ederim. Evet sayın seyircilerimiz. Güzelliklerle yine birlikte olacağız inşallah. İzmir'deki güzel etkinliklerimiz devam ediyor. Bizleri ziyaret eden çok önemli insanlar da geliyor. Bitlis'in özlemiyle yanıp tutuşanlar bizi gördüklerinde mutlaka bir şeyler söylemek istiyor. Biz de bu vesileyle tekrar ekranınızdayız. Şu anda yanımızda Bayraklı Bitlisler Derneği Başkanımız var. Kendilerine bir iki söz edebilirim. Evet başkanım kendinizi tanıtır mısınız? Ben Orhan Çelik, Bayraklı Bitlis Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanıyım. Böyle bir etkinlikten dolayı buraya katılmışız. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen bütün büyüklerimize özellikle biz Bitlis TV'ye de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Siz de anlayın abi. Aynı şekilde Bayraklı Bitlisler Derneği'nde bu düzenleme yapan bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Ben Adı Cevazlıyım. Sizlerle gurur duyuyorum Bitlis TV'yle. Ve tüm Adı Cevazlı Bitlisli hemşerilerime, Adı Cevazlı hemşerilerime ve özellikle bunu senden rica ediyorum. Benim özel bilçesinde amcam var. Onlara bütün amcalarıma saygılarımı iletiyorum. Evet, Özalp'a da selam gönderdik. Çok teşekkür ederim. Ablacığım buyurun, sizi de tanıyalım. Buyurun, buyurun. Şirketimize sefalar getirdiniz. Çok mutluyum. Etkinliklerimizi nasıl gördünüz? Yani biz Bitlis'i İzmir'e taşımaya çalıştık. Neler söylemek istersiniz? Üstüne geldiniz. İnan ki dünden beri seyrederken ağlıyoruz. Evet. O kadar ki özledik. Yani Bitlis'i buraya getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Gurur duyuyoruz o kadar. Evet, adım Nizam. İhsan kardeşim. Yani bu etkinliği yaptığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi size hoş safa geldiniz. İsmim Mehmet Şükrü Baykut. Ahlatlıyım. Menemen'de esnafım. Bitlis TV ile gurur duyuyoruz. Hoş safa geldiniz. Böyle bir organizasyonu yapana çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oluyoruz. Çok seviyoruz. Evde duramıyoruz. Yani iki gündür sabah çıkıyoruz. Hemen çıkıyoruz geliyoruz buraya yani. 26 yıldır İzmir'deyim. Ama bu organizasyonu yapanlara hepsine çok çok teşekkür ederim. Elinize buna çok büyük bir Bitlis TV izleyicisiyim. Utamadan izlerim. Yalnız bir ricam istirhamım var. Eski şeyleri yapıyoruz ya, bir de Bitlis'in eski çeşmeleri vardı. Yıllar önce o tarihi çeşmeler. Onların da böyle bir dile getirseniz sizin aracınızla çok güzel olur, çok memnun. Ben onu seyrediyorum. Amcam öyle belli ki çeşmeler içinizde yer etmiş. Çok. Biz Bitlis'i olarak inşallah bütün tarihimizi, kültürümüzü ama sırayla çekmeye çalışacağız. Eski ve yeni biri fakat onun hiç belki gözden kaçmış fakat onu bilhassa ricam sizin aracınızla eski çeşmelerimizi. Ersan Mahallesi'nde bizim bulduğumuz hepte en aşağı 10-12 tane asri çeşme vardı. Evet. Sırtımızda suları, evimizde su yok ki taşırdık. Bak bir de şunu demeden geçemeyim. Keşke bundan 20-25 yıl önce
orada belirli insanların o Bitlis'e hizmet etseydiler, o Bitlis'i İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya gelip de yerleşmeseydi, o ülkede kalsaydı. Çünkü buralardan gelen %75'i dar gelirdi. Yani kendimce bir emekliyim ben de. Keşke onu yapsaydılar. Yani biraz bu geçmiyor, bu düzene basılıyor. Ellerini bile, vicdanlarını bile, bir sızlamaları lazım vicdanlarının. Ben diyeceğim o kadar. Tekrar abi teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Tekrar biz Bitlis dernekleri olarak hepinize teşekkür ederiz. Seneye inşallah yine bir araya geliriz. Size hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, sayın seyircilerimiz, ziyaretçilerimiz akın akın. Genç kızlarımız konuşmak istediler, onları da aldık. Evet, onların da görüşlerine başvuralım. Neler düşünüyorsunuz? Bu imkanı bize sağlayan herkese teşekkür ederim. Nerelisiniz? Ben Bitlisliyim. Burada üniversite okuyorum. Buradan beni tanıyan herkese selamlarımı gönderiyorum. Özellikle canımdan çok sevdiğim annem ve babama. Bir de biricik halam Günay'a. Kızı ameliyat olacakmış. Buradan acil şifalar diliyorum. Hepsini çok özledim. Herkese selam gitti. Evet, herkese evet. Selam. Ben Urfalıyım ama arkadaşımla beraber geldik burayı. Evet, çok sevdim. Arkadaşıma bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben de Afyonluyum. Yine arkadaşımla beraber geldim. İlk kez geliyorum böyle bir yere. Ben de çok sevdim. Kızlar ayağınıza sağlık. Teşekkür son ediyoruz. Son kez bir şey söyleyeceğim. Genel yayın yönetmeniniz Faruk abiye de çok teşekkür ederim. Bu imkanı sağladınız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet sayın seyircilerimiz, Adil Cavazan arkadaşlarımız var. Onlarla kısaca bir süreçte bulunalım. Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Biz Adil Cavaz'dayız. Adil Cavaz'da oturuyoruz. Buraya İzmir Fuarına Bitlis tanıtımına gelmişiz. Siz de hoş gelmişsiniz. Hele herkesi buraya davet ediyoruz. Herkes gelsin, görsün, gelsin. Çok iyidir. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Amcam sizi tanıyalım. Ben Bitlis Adil Cavaz, Aşağı Süphan Köylü'yüm. Belediye meclis üyesiyim. Siz de hoş geldiniz. Burası tanıtma işi güzel olur. Keşke daha önce de olabilseydi. Şu andan 40 senedir görmediğim arkadaşları şu andan görüyoruz, memnun oluyoruz. Yani çok süper oluyor, güzel oluyor. Yani böyle giderse inşallah daha iyi. Zaten amacımız bizleri unutmaya yüz tutmuş olanları hatırlatabilmek. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Evet sayın seyircilerimiz. Tabii böyle bir etkinlikte bizim de akrabalarımız bazen oluyor. Şu anda ben amcam çocukları burada. Onlarla da kısaca bir söyleşi yapalım. Evet abi. Ben Cevdet Öztürk. Bitlisliyim, Tatlikliyim. Manisa'da oturuyorum. Bu organizasyonda katkısı olanlara herkese teşekkür ederiz. Tüm Tatliklere selam gönderiyorum burada. Ve emeği geçen Bitlis TV'de herkese teşekkür ederim. Sevgi ve saygılar sunarım. Evet. Amcam. Ben de adım Fethullah Öztürk. Ben de Tatlikliyim. 45 senedir Manisa'da oturuyorum. Böyle bir etkinliklerin burada olması bizim için gurur verici. Biz de gezmeye geldik. Bitlis TV ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkür ederim amcam. Ayağınıza sağlık. Abi size tanıyalım. Ya hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmete teşekkür ederim. Yapana, uzaktan, yakından herkese teşekkür ederim. Bütün bir sarkına selam söylüyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Akrabadan, yakından, uzaktan herkesi kocalım öpüyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi güle güle. Evet sayın seyircilerimiz, ziyaretçilerimizi tanımaya devam ediyoruz. Abi seni tanıyabilir miyiz? Besim Dönmez, Bitlis'teyim. Başka ne diyeyim? Şimdi biz Bitlis'i İzmir'e taşımaya çalıştık. Duygu düşüncelerinizi alalım. Zaten ben hep Bitlis'e gider gelirim yani sürekli. Yani yılda bir sefer gider gelirim. Hanım da Bitlis'li. Ama olması gerekeni yaptınız. Bugüne kadar yapılmayanı yaptınız. Biz Ankara'dan İstanbul'u takip etmiştim ama kendimi diyorum yani acaba İzmir'de olacak mı bu işler? Oldu. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Evet yengecim sizi de tanıyalım. Adım Birdane Ünek Dönmez. İzmir'de yaşıyorum. Bitlisliyim. Buradan aileme selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza ben sağlık. Amcalarıma, amcam oğullarına hepsine selam söylüyorum. Ayağınıza sağlık abicim. Teşekkür ederim. Mahmut seni de tanıyalım. Bitlis, Nurşehir, Buryan köyünde. Kurmancı Beyce sorunu ne yani? Navim Hacı Gürgin'e, Buryan'ime. Zayıf kiri kudibim. Zayıf kiri be. Mahmut, organizasyon etkinliği de çan di. Yani çıkacağım memnun. Zayıf kaşa, zayıf kaşa. Hatta bir kaşa. Mahmut, zayıf teşekkür ederim. Sert çavan atını. Evet. Ziyaretçilerimizden birisini tanımaya çalışalım. Buyurun amcam. Ben Feyzullah İlci. Bitlis Tatvan doğumluyum. Bu etkinlikten dolayı size çok çok teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten biz Bitlis halkı olarak burada Bitlis'i ayağımıza getirmenize büyük bir gurur duyuyoruz. Onu inanın akşam saat 2'lere 3'lere kadar Bitlis TV'yi seyretmeme nazaran doyamadım. Ta 3'lere kadar bekledim.
uykusuz kaldım. Çok sizlere teşekkür ederim. Bütün Bitlis TV camiasına ve bu organizasyonu yapan herkese çok çok teşekkürlerimi sunarım. Ben burada Tatvanlı olan dostlarıma selam yolluyorum. Bilhassa dün beni seyreden arkadaşlar diyor ya hiç selam yollamadınız. Eğer müsaadeniz varsa onlara da bir selam yollamak istiyorum. Nizam İlci Devlet Hastanesi'nde çalışan çok selam söylüyorum. Sizi seviyoruz. Artı Sönmez ailesine de çok çok teşekkürlerimi şükranlarımı bildiririm. Teşekkür ederim. Sizlere ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hemşehrilerimiz İzmir'de bulunan hemşehrilerimizi tanımaya devam ediyoruz. Şu anda yanımızda iki tane genç diyebileceğimiz arkadaşımız var. Onları tanımaya çalışacağım. Buyurun. Özellikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle bir etkinlikte emeği geçen bütün kardeşlerimizi ayakta alkışlıyoruz. Gerçekten gururlandım, duygulandım. İki senedir biz buradayız ama Bitlis'in İzmir'e taşınmasına vesile olan öncelikle belediye başkanlarımız, sayın valimiz, sayın milletvekillerimizi tümünü takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan anneme, babama ve bütün akraba, dost, yakın ahbapların tümüne saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Bütün Bitlis ve Türkiye'ye saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyalım. Ben Ömer. Böyle bir etkinlik yapanlardan Allah razı olsun. Özellikle değişik illeri tanımamıza vesile oluyorlar. Ben Manisa'lı olmama rağmen şu an Bitlis'te gibi, Bitlis'in ruhunu yansıttığı için burada Bitlis'te gibi kendimi zannettim. Çok iyi oldu benim için. Farklı bir illeri tanımamız. Teşekkür ediyoruz. Abi sizi de tanıyalım. Biz Adilcavazlıyız. Adilcavaz Belediyesi'nden ben. Yaz İşleri Müdürüyüm. Böyle bir etkinlik düzenlediği için valimize, bütün herkese teşekkür ederiz. Evet, şu anda bizleri ziyaret eden ablalarımız var. Onlara da bir mikrofonu uzatalım. Kendilerini bir tanısınlar. Dinliyoruz. Ben Nihavent. 6 yıldır Bitlis'ten çıktım. Bu özlemi gidermek için yani gece uyumuyordum. Ne zaman özlem dinecek diye. Çünkü Bitlis'e gidemedim artık. Çok çok memnun olduk. Çok. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım. Ben de Şükran Terzi. Ben de burada oturuyorum. 19 senedir gitmemişim. Mesela özlemiştim valla sizleri. Çok iyi oldu geldiğinizi. Bu katılanlardan dolayı teşekkür ederim. Milletvekiline de teşekkür ederiz. Sizleri de gördük. Çok memnun oldum. Sanki de ben Bitlis, alışveriş Bitlis'teyiz. Yaptım. Sanki Bitlis'teyiz valla. Dün de gittik fındık falan aldık. Ceviz balımızı aldık. Özlemiştik valla. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Çöreğini her şeyini aldık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet abi tanıyalım sizleri. Ben Şerif Taşsız Bitlis doğumluyum. Tatvan'da büyüdüm. Burada 30 senedir buradayız. Böyle bir şey programı yapan, organize edenlere, büyüklerimize, iş adamlarımıza, belediye başkanımıza, herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Size ve sizin tevekkümüne hepsine teşekkür ederiz. Siz buraya geldiniz, bize gurur verdiniz. Ayağınıza sağlık. Size hayat verdiniz, bize canlandı artık ne diyelim. Bu da benim hanım. Evet, evet yenge hanım. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz Bitlis'ten buraya. Geldim. Biraz bu tarafa doğru alayım. Hoş geldiniz. Çok güzel ama. Daim istiyoruz böyle her sene her sene. Ben bütün Cine olayla size selam söylüyorum. Annemin ellerinden, abimin ellerinden, bütün kardeşlerimin, yengelerimin ellerinden yengelerimi öpüyorum. Büyükler ellerinden, küçükler. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Size de görevli oğluma çok çok selam söylüyorum. Gözlerimden öpüyorum. Türkiye'nin her tarafına selamınız git inşallah. Cine olana, Antalya'ya, bütün hepsine çok çok selam söylüyorum. Teşekkür ama ederiz. Sağ olun. Yine sağ bekleriz. Olun. Bornova'dan Vedat, çok memnun oldum. Hakikaten geldiğiniz için, böyle bir etkinlik sağladığınız için Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Böyle bir ayağınıza sağlık. Şehirlerimizle görüştük, gayet çok güzel. Ayağınıza sağlık. Çok bu işi yapanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sevgili izleyenler, İzmir Fuar Alanı'ndayız. Bizler de burada uzun zamandır görmediğimiz tanıdıklarımızı, akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu görüyoruz ve kendilerinden duygularını, düşüncelerini de alıyoruz. Şu an yanımda canımdan çok sevdiğim canım dayılarım var, eniştem var ve onların tanıdıkları var. Kendilerine tekrar tek tek mikrofon uzatacağız ve düşüncelerini alacağız. Dayıcım hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Çok iyi oldu, iyi oldu, güzel oldu yani. Eşimizi, dostumuzu gördük. Sevindik. Güzel oldu. Emek nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Vallahi çok güzel. Mükemmel yani. Nasıl anlatayım? Anlatılmakla şey olmuyor yani. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sizlere.
Çok sağ olun. Bitlis'in en çok neyini özlemiştiniz yani? Vallahi neyi görünce duygulandınız? İnsanları özledik. Arkadaşlar dostlarımızı özlemiştik. Onları gördük. İşte cevizini, balını. Hepsini tattık. Evet evet tattık. Aldık. Hepsi mükemmeldi, güzeldi. Herkese teşekkür ederim. Sizlere de canım benim. Sağ olun. Peki buradan Bitlis'teki akrabalarınıza, tanıdıklarınıza neler söylemek istiyorsunuz? Ablalarıma, enişlerime, yeğenlerime, hepsine, akrabalarıma, hepsine hepsine selamlar. Hepsini öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dayıcım sen de hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Bitlis'i buraya taşıdığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bitlis'teki bütün akrabalarıma selam söylerim. Selamlarımı gönderirim. Bu kadar. Beğendiniz organizasyonu, güzel buldunuz. Efendim? Nasıl buldunuz organizasyonu, çok beğendiniz? Çok güzel, çok güzel. Bundan güzel daha olmaz artık. En iyisi bu. Her şey burada güzel. Burada tanıdıklarınızı gördünüz, arkadaşlarınız, akrabalarınız. Hepsine tanıştık, hepsine tokalaştık. Güzel hepsi. Beğendiniz. Beğendim. Çok teşekkür. Evet, dediğimiz gibi bizlerin de tanıdıklarını, akrabalarımızı burada görüyoruz. Onlara da mikrofon uzatmasak olmaz. Eniştem yanımda, kendisinden de duygularını, düşüncelerini alacağım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, beğendiniz mi? Çok güzel, teşekkür ederim. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Devamını bekleriz, güzel oldu. Burada herkes tanıdı, gezdik, dolaştık. Yabancı kimse yok. Evet, çok, evet, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz neler söyleyeceksiniz? Çok güzel. Beğendim. Çok beğendim. Her yıl olsun. Özlemişiz. Yani burada hani en çok ne dikkatinizi çekti ya da sizi en çok ne duygulandırdı? Yöresel şeyler, ikramlar. Çok güzel. Kız kardeşim. Eniştemin kız kardeşi. Biz bütün akraba, bütün sülale buradayız. Buradan Bitlis'teki akrabalarınıza neler söyleyeceksiniz? Herkese selam söylüyorum. Ben de teşekkür ederim. Sen de selam göndermek istersin buradan, halalarına, teyzelerine. He? Ne söyleyeceksin? Naşin'deki halama, teyzeme, dede dedeme selam gönderiyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizden de düşüncelerinizi alalım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Teşekkür ederiz bütün Bitlislilere. Bitlis'i buraya taşımışsınız. Ben 71'den beri İzmir'deyim. Çok çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bitlis'teki bütün hemşerilerime, akrabalarıma, hepsine, Duruk ailesine selam ediyorum. Çık oradan, sıra bende. Hadi. Merhabalar. Ben Dişçi Osmanlıoğlu'yum, Bitlis'im. Bitlis'i buraya getiren herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız çok güzel bir hizmet vermişler. Belediye başkanımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Bundan güzel bir şey olmaz ki. En güzel şey Bitlis'i burada görmek. Teşekkür ediyorum. Dişçi ablama çok selam söylüyorum. Çok sağ olun. Bizim memnuniyetimiz Bitlis'te olmaktan geçtiğinden dolayı, biz İstanbul'da ve burada tekrar sizleri görmek ayrıca bir mutluluk verici bir durum. Bundan dolayı dolaşıyoruz. Bitlis'in olduğu her yerde desteğimizi sunacağız. Arkasında duracağız. Tüm dost ve akrabalarımıza da selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Evet, başka bir amcamız da yanımızda. Kendisine de mikrofonumuzu atacağız. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün çok mutluyum. 30 seneden beri İzmir'deyim. Bu şekilde kalabalık bir Bitlis heyetini göremedim. Bu yapılanları takdir ediyorum. Yapan ve bu işi organize eden insanlara hepsine teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, İzmir Fuar Alanı'ndayız. Buradaki coşkuyu, buradaki eğlenceyi, buradaki sıcak atmosferi sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edin diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben Bitlis kökenliyim. 35 yıl Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri yetiştirdim değişik üniversitelerde. Bitlis'te olmakla ve öğrencilerimle kıvanç duyuyorum. Bitlis'te görev yaptınız mı hocam? Hiç görev yapmadım. İzmir'de Karşıyaka'da oturuyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde ve Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde görev yaptım 35 yıl boyunca. Kaç yıldır Bitlis'ten ayrısınız? Hiç Bitlis'i görmedim ki. Bitlis'te olmanıza rağmen hiç Bitlis'i görmediniz. Ayrılmışım, hiç görmedim. Olsun hocam, biz size Bitlis'i gezdirdik. Başkanımızla görüştüm, rica ettim, bana Bitlis'i gezdirmelerini istedim. Hiç görmediğim için çok merak ediyorum, doğal güzelliklerini resimlerde izliyorum, hayran oluyorum. Ama başkanımız da söz verdiler, Bitlis'e bahara doğru karlar eridikten sonra geleceğim ve orada Bitlis'i bana gezdirecekler.
çok mutlu olacağıma inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben İzmirliyim. Böyle bir organizeyi yapan şahıslara, yardımcı olanlara, herkese teşekkür ediyorum. Bitlis'in İzmir gibi yerde tanıtılması gerçekten bize onur verdi. Şu anda kızım Van'da görev yapmaktadır. Yakın tarihte ben de oradan geliyorum. Kızıma bütün arkadaşlarına buradan sizin aracılığınızla, Bitlis TV tarafından aracılığınıza selamlar yolluyorum. Bundan sonraki çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Bütün Doğu halkına sevgiler, saygılar.